Şu anda da Azmak Nehri kenarındayız arkadaşlar. Kükova Körfezi'nin Akyaka bölgesinin en muazzam noktalarından biri. Çek şöyle kardeşim. Azmak Deresi'ne, nehrine. Biliyorsunuz akarsu hakkında çok güzel sözlerimiz var. Akarsu pislik tutmaz mesela. Niye? Çünkü akıyor, temizleniyor. Abdest alabilirsiniz, yüzebilirsiniz. Hatta yer yer içebilirsiniz yani. Bir de aynı zamanda akarsu pislik tutmaz sözü yani çalıştıkça insanın iyileşeceğine, mutlu olacağına da ifade ediyor, işaret ediyor. Çek kardeşim şöyle. Bak, tekne turu yapıyorlar. Sıra vardı girişte. Bir de akarsuya inanma, eleoğluna dayanma diye bir söz var. Niye? Çünkü buraya giren adam hani akıntıda boğulabilir, iyi yüzme bilmiyorsa. Yine el ol dediğimiz o hani ben ve öteki dikotomisinde ben olmayan yani üçüncü şahıs, ikinci şahıs olan kişi her zaman aslında güven teorisi itibariyle güvenilmez olarak da görülebilir. Tabi borçlar hukukunda öyle değil. Borçlar hukukunda tam tersi. Güven teorisi var biliyorsunuz. Taksiye bindiğinizde mesela taksici parayı ödeyeceğinizi varsayarak sizi arabaya alıyor. Yoksa almaz. Orada bir güven şey var. Ya da restorana geldik mesela şimdi. Atıyorum su içiyoruz. Suyun tabii parasını peşin vermiyoruz. Ahtapot diyeceğiz mesela. Şu an hemen para vermiyoruz. Niye? Çünkü restoran sahibi ya da garson bizim bu parayı ödeyeceğimizi varsayıyor. Yani borçlar hukukunda sözleşmeler öncesinde bir güven teorisi var. Yani garson bizim hesabı ödemeyeceğimizi düşünmüyor. Bundan dolayı bir güven teorisi var aramızda. Yani yerine göre hem güven hem güvenmeme durumu olabilir. O yüzden çek kardeşim şöyle akarsuyu. Akarsuya yani yüzme biliyorsanız inanabilirsiniz. İnanma değil. Yani güvenme şeyiniz varsa farklı bir postura, hakikat sonrası duruma geçip inanabilirsiniz. Eloğluna da güvenebilirsiniz belli bir imtihandan geçirdikten sonra. Çek böyle kardeşim. Şu anda 7-8 günlük bu genel döngünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Artık buradan sonra aralıksız 6-7 saat gidip Bursa'da hani Yeşilyayla'ya doğru böyle yine dağ kenarı bir yerde raksımıza devam edeceğiz. O yüzden hepinizi Akyaka Azmak Nehri kenarından aşk ile, ahlak ile, değil mi? Akan sularla, akar sularla ve doğayla selamlayacağız. Ama bir parantez açarak aynı zamanda hukukun ne zaman ahlaka ve doğaya uygun bir hukuk olması gerektiği ve hukuk felsefesi yönünden de nasıl bir hukuk yapımı, hukuk üretimi gündeme getirilmeli sorusuna da işaret etmek istiyorum. Böyle güzel bir doğanın içerisinden. Hukuk ancak doğaya uygun ve belli bir evrensel ahlaki dizgeye uygun olduğu zaman meşrudur. Yoksa her zaman aşılmak istenir, kanuna karşı hile kullanılarak dolanılmak istenir. Çek şöyle kardeşim, dereleri, otlukları, işte dağları. Sonra da istediğin o su şırıltısının bitiminde kuşların bilmem nesiyle bitir. Akyaka Çayı Muğla ilinin Uğla ilçesinde bulunan Akyaka köyünün yakınlarında Kükova Körfezi'ne dökülen bir akarsu arkadaşlar. Muazzam bir doğası var. Ve aynı zamanda da bu Akyaka tarafta ılık bir rüzgar olduğu için aynı zamanda uçurtma sörfü ve rüzgar sörfü yapılıyor. Gerçekten de Akyaka muazzam bir turizm merkezi. Kükova Körfezi'nde doğu ucunda yer alan bir nokta. Ve Sakar geçidinden böyle iniyorsunuz, farklı boyutlara giriyorsunuz. Tabi kadın azmağı bayağı güzel, yani dereler böyle, üzerinde tekneler, çayınızı içebilirsiniz, ahtapot diyebilirsiniz. Güzel bir yapısallığı, doğası var. Bir de aynı zamanda azmak kelimesi de güzel bir Türk dilinin istisnai bir şeyi olarak renk katıyor. Azmak biliyorsunuz bir nehir veya dereden taşıp biriken küçük su birikintisi demek. TDK'ya göre bir nehir veya dereden ayrılan kol anlamına geliyor. Tabi biliyorsunuz bir de aynı zamanda azmış kudurmuştan beterdir diye bir söz var. Değil mi? O da çok önemli. Yani coşku ve heyecana kapılmış kimseyi zapt etmek zordur anlamına geliyor.
Böyle güzel bir TDK mantığı, güzel bir Türkiye cennetimsiliği ve Ege'nin, Gökova'nın, Akyaka'nın o güzel doğasıyla sizi aşkla, huzurla, dehşet ve vahşetle selamlıyorum arkadaşlar. Böylelikle 7-8 günlük ilginç Datça ve bölgesi tatilimizi sonlandırmış oluyoruz. Kendimizi yine Uluyol'da, Bursa Adliyesi'nin yanında, Yeşilyayla'da, Kurtbasan'da, işte Nilüfer'de, bilmem nerede bulmaya Akça'dan başlıyoruz. Akyaka'ya, Akyaka'dan Azmağa derken ilginç bir şekilde yola devam ettik arkadaşlar. Bursa'ya doğru böyle Gökova'dan, işte Muğla, İzmir, Balıkesir derken Karacabey üzerinden Bursa'ya ulaştık. Yollar güzel gerçekten, duble yollar, özel yollar, rahat yollar yani. Kazasız belasız herkesin yola düşmesi, yola revan olması, adeta yol oğlu yani İbn-i Sebil olması umuduyla hepinizi aşkla bu cennet, cennetimsi vatanın ilginç köşelerinden dehşet ve vahşetle selamlıyorum. Huzurla kalın. 600 metre sonra sağa dönün.